Her şey bol bol tüketin haberleriyle başladı. Sonra bir başkası çıkıp uyardı. Bol bol yemeyin dedi. Biri yiyin diyordu, biri yemeyin dedi. Ne yapacağımızı şaşırdık. Halkın kafası karıştı. Sadece halkın mı? Benim gibi sağlık çalışanlarının da. İnsanlar sormaya başladı. Hangisini yiyelim hocam? Ben de dedim ki ben de bilmiyorum kardeşim. Biri yiyin diyor, öbürü aman ha diyor. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Her şeyden bol bol yiyin. Veya ne bileyim, bence en iyisi hiçbir şey yemeyin, olsun bitsin. Şaka bir tarafa, bu sürdürülebilir bir durum değildi. Bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. İnanılmaz bir bilgi karmaşası vardı. Gazete haberlerine dayanarak sağlığımla ilgili kararlar alamayacağıma ve klasik tıp eğitiminde bu konular işlenmediğine göre meseleyi ele almalı, bilimsel verileri kaynağından kendim araştırmalıydım. Herkes bir şeyler söylüyordu da bilimsel veriler ne söylüyordu acaba? İnanmayacaksınız ama bulduklarım karşısında gerçekten şok olmuştum. Çünkü aslında her şey çok açıktı ama karmaşanın ortasında bilgi bize ulaşana kadar bulanıklaşıyor ve değerini yitiriyordu. Ben de çıkardığım sonuçları basitleştirerek düzenli olarak buradan sizlerle paylaşmaya karar verdim. Umarım faydası olur. Merhaba, ben Dr. Murat İşçi. Hazırladığım bu videoda 2009 yılında İngilizcesi Food Chemistry, Türkçesi Gıda Kimyası olan bilimsel dergide yayınlanmış Kanadalıların yaptığı dahice bir çalışmanın sonuçlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Videoyu sonuna kadar dikkatli olarak lütfen izleyiniz çünkü çok önemli bilgiler paylaşacağım. Bu çalışmanın amacı, Batı dünyasında en çok tüketilen sebzelerin laboratuvar ortamında 8 değişik kanser hücre serisi üzerindeki çoğalmayı önleyici ya da bir başka deyişle antikanser etkisine bakmaktı. Bu 33 sebzenin birçoğu ülkemizde sıkça tükettiğimiz sebzeler iken birkaç tanesi bizde yok. Olmayanlardan sadece bir tanesi önemli gibi duruyor. Kale ya da kale dedikleri bir sebze. Bizim pek tanıdığımız bir sebze değil. Bakılan kanserler de sırasıyla mide, pankreas, meme, prostat, akciğer, böbrek, medülloblastoma ve beyin kanseri. Çalışmada kullanılan yöntemlerden bahsedeyim. Kanser hücreleri laboratuvarda özel bir besi ortamı oluşturulmuş kaplarda çoğaltılabiliyor. İlaçlar deney kaplarına ilave edilerek bu hücreler üzerindeki etkileri gözlemleniyor. Yani bilinen ve ilaç geliştirmek için çokça kullanılan in vitro dediğimiz bir yöntem. Peki bizim deneyde ne yapmışlar? 33 sebzeyi ayrı ayrı katı meyve sıkacağından geçirip sularını çıkarmışlar. İlaç yerine deney kabındaki kanser hücreleri üzerine elde edilen bu sıvılar eklenmiş ve hücrelerin çoğalma miktarları çok hassas yöntemlerle ölçülmüş. Daha fazla detaya girmeyeceğim. Elde edilen sonuçlar her kanser türü için ayrı bir grafik haline getirilerek sunulmuş. Sağa doğru gittikçe antikanser etki artıyor. Bunu unutmayın lütfen, burası çok önemli. Bu mavi çizgiye %50'yi gösteriyor. Ucu bu çizginin altında olanlar kanser üremesini %50'den fazla azaltıyor. Üste kalanlar pek işe yaramıyor demektir. Grafikte hiç kolon görmüyorsak burada belirtilen sebzeler kanser hücrelerinin çoğalmasını tamamen durdurmuş demektir. İnanılmaz değil mi? Birazdan ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Metodoloji anladınız. Lafı daha fazla uzatmayayım. Şimdi gelin tek tek hangi kanser türlerinde en etkili sebzeler hangileri onlara bakalım. Mide kanserinin hiç üreme şansı bulamadığı en güçlü 10 sebzeyi artan etki sırasıyla sayalım. Turp, brokoli, lahana, kıvırcık lahana, karnabahar, Brüksel lahanası, kuru soğan ve son 3. Taze soğan, pırasa ve sarımsak. Bütün bu tartışmaları başlatan arkadaşı mı merak ettiniz? Hadi canım, daha neler? Tüm 33 sebze arasında mide kanserini en çok çoğaltan o muymuş? Hani kanserden korunmak için bol bol yiyin diyorlardı. Demek ki mide kanseri için bu pek geçerli değilmiş. Peki pankreas kanserine bakalım. Taze soğan, pırasa ve yine sarımsak. Tartışmalı arkadaş. Yine olmadı. Meme kanseri. Brüksel lahanası, kuru soğan, taze soğan, pırasa ve sarımsak. Tartışmalı arkadaş, tam bir hayal kırıklığı. Prostat kanseri. Brüksel lahanası, sarımsak. Evet, bu sefer kıl payı oldu. Akciğer kanseri. Brüksel lahanası, taze soğan, pırasa ve sarımsak. Of, bu sefer çok kötü çuvalladın. Böbrek kanseri bir enteresan. Sadece sarımsak ve pırasa çoğalmayı tamamen durdurabilmiş. Yine mi? Çocukluk çağı beyin kanseri veya diğer adıyla medülloblastoma. Brokoli, Brüksel lahanası, taze soğan, pırasa ve tabii ki yine sarımsak. Yok abi, senden adam olmaz. Beyin kanseri. Pancar, Brüksel lahanası, pırasa ve sarımsak. Yaklaştın ama kesinlikle olmadı. Batırdın bizi.
Biliyorum sıkıldınız ama en heyecanlı ve en önemli yere geldik. Lütfen burayı iyi dinleyin. Bu çalışmada çıkan sonuçlara göre en etkili kanser katili sebzeleri sondan başa doğru sıralayalım. Kuru soğan, ıspanak, lahana, pancar, karnabahar, brokoli, kale, Brüksel lahanası, taze soğan, pırasa ve açık ara birinci mucizevi sebze sarımsak. Eğer kanserden korunmak istiyorsanız ve bugünden itibaren düzenli olarak sarımsak tüketmeye başlamıyorsanız şu anda bu videoyu kapatmanızı ve bir şirin kedi videosu açmanızı öneriyorum. Bu arada dikkatinizi çekti mi bilemiyorum. Kanser katili olarak temelde iki grup sebze karşımıza çıkıyor. Soğangiller ailesi ve turpgiller ailesi. Üzülerek söylemeliyim ki tatları ve kokuları nedeniyle en sık tükettiğimiz sebzeler bunlar değil. Ve hatta birçoğumuz bunları ağzımıza dahi sürmüyoruz. En sık tükettiğimiz sebzeler yukarıda bahsettiğim mavi çizginin üzerinde kalanlar. Bunların mutlaka başka faydaları vardır ama bugün konumuz kanserden korunma. Ve maalesef ki bunların kanserden korunmaya katkıları pek o kadar da güçlü değil. Ha bu arada şu sofralarımızın baş tacı meşhur arkadaş hakkında konuştuklarım lütfen yanlış anlaşılmasın. Kendisi içerdiği en güçlü antioksidanlardan biri olan likopen sayesinde son derece sağlıklı ve gerçekten de bolca tüketilmesi gereken bir sebzedir. Sadece bu çalışmada belirtilen kanser türlerinde soğangiller ve turpgillerle kıyaslandığında vasat bir performans göstermiştir. Hepsi o kadar. Videomu beğendiyseniz bu konunun devamı olarak hazırlayacağım kanser katili meyveler, çerezler, gıda takviyeleri ve kanser konusu dışında da hazırlayacağım bunun gibi daha birçok videoyu kaçırmamak için kanalıma abone olmayı, emeğe saygı babında beğenmeyi, yeni videom çıktığında uyarı alabilmek için uyarı ikonunu tıklamayı ve videolarımı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.